Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz Hristiyanlarla neden karşılıklı lanetleşmek istedi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günün e, Necran Hristiyanlarıyla bir heyetle lanetleşmek istemesi Peygamber Efendimizin isteği değil, Allahu Teala'nın emridir. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Necran Hristiyanlarına İslamiyet'i tebliğ etti. Ve onlara Allah'ın elçisi olduğunun delillerini okudu. Hatta kendi kitaplarında da kendisinin peygamber olduğunun delillerinin bulunduğunu ifade etti. Buna rağmen Necran Hristiyanları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve getirdiği hakikatları kabul etmekten sakındılar ve uzak durdular. İşte bu olay üzerine Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Necran Hristiyanları lanetleşme konusunda bir emir gönderdi. Ve buyurdu ki ey ehli kitap gelin sizlerle lanetleşelim. Siz hanımlarınızı hanımlarımızı çocuklarınızı çocuklarımızı kendinizi kendimizi çağıralım ve kim yalancıysa Allah'ın lanetinin onun üzerine olduğunu söyleyelim. Buna lanetleşme deniyor. Dolayısıyla bunu yapılmasını isteyen Allahu Teala'dır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu emre uygun olarak o gün peygamberini kabul etmeyen Necran Hristiyanlarına bu meydanı okudu ve onlar lanetleşmeye davet etti. Ancak kesin olarak rivayetlerde sabittir ki Necran Hristiyanları böyle bir lanetleşme yaklaşmaktan korktular ve cizye vermeyi kabul ederek tabiri caizse teslim olmuş oldular. Cizye vermek İslamiyetin tebliğ edildiği kimseler İslamiyeti kabul etmese bile tamam sizin üstünüzü kabul ediyoruz ama Müslümanlığı kabul etmemekle ve vergi vermekle ee, bir anlaşma imzalıyoruz anlamına geliyor. Bir açıdan gayrimüslimlerin verdikleri vergi demektir cizye. Şimdi bu olayın iki tane önemli özelliği var. Birincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun kesin delilidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir meydan okumada eğer gerçek peygamber olmasa ve Allahu Teala da bu lanetleşme sonunda bunlara bir lanet göndermese, lanetleşme olsaydı ve bunlara da bir lanet, bela, musibet gelmeseydi, haşa. O zaman Allah göstermesin. Öyle bir şey zaten olmaz çünkü Allah'ın elçisidir. Ama faraza Allah'ın elçisi olmadığını düşündüğümüzde e o zaman Peygamber Efendimizin böyle bir şeye cesaret etmesi, böyle akıllı, ve böyle yüksek seviyede bir zatın haşa böyle bir yalana tenezzül etmesi mümkün müdür? Dolayısıyla Peygamberimizin bu olaydaki ciddiyeti, güveni, itimadı ve böyle bir olayda haydi gel lanetleşelim diyerek onlara meydan okuması onun Allah'ın elçisi olduğunun net göstergelerinden bir tanesidir. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Necran Hristiyanlarına Böyle bir meydan okumasına karşılık haydi kim yalancıysa onun üzerine Allah'ın laneti olsun diye meydan okumasına karşılık onların geri çekilerek cizye ve vergi vermeyi kabul etmeleri de yine peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunun onlar tarafından bir onayıdır. Çünkü onlar biliyorlardı ki bu zat Allah'ın elçisidir. Biz kitaplarımızda gördük. Korkarız ki bunun dediği çıkar. Allah'ın laneti üzerimize gelir. Öyleyse biz lanetleşmeyelim diyerek lanetleşmekten vazgeçtiler ve cizye vermeyi kabul ettiler.